Anneciğim çok acıyor. Ay çok acıyor. Yenge dayan, sık dişini, hastaneye gidiyoruz. Çok teşekkür ederim. Hastaneye gidiyormuşuz. Nereye gideceğiz acaba bu şekilde geri zekalı? Ya tamam yenge, gidiyoruz işte. Çok kötü görünmüyor yara. Sus. Sus. Sen bıçaklanmadın. Allah'ım. Allah'ım çok kötü. Sadrettin ara bana. Alo Sadrettin abi. Ne oldu? Eve bir kadın geldi. Songül yengeyi bıçakladı. Hastaneye gidiyoruz. Kim? Ne yaptı? Songül yenge bıçaklandı abi. Songül yenge. Ver bana onu. Ver bana. Senin o manyak medresin beni öldürmeye kalktı. Sadrettin çok kötü. Çok ağrım var, ölüyorum ben. Lan ne diyorsun sen? Begüm diyorum ya. Öldürmeye kalktı beni. Çok kötüyüm, çok kötüyüm. İyi misin? İyiyim. Çaya gel. Bıçaklandım diyorum ya. Ölüyorum diyorum sana, gel. Tamam tamam, geliyorum hemen. Ay Allah'ım ya Rabbim, nasıl olur bu ya? Delirdi mi bunlar? İyice kafayı yedi hepsi birden ya. Ne yaptım ben ya? Allah kahretsin, delirtti beni kadın, delirtti. Alo Sadrettin, ben çok kötü bir şey yaptım. Ya Begüm, sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Delirdin mi sen ya? Delirdim, delirdim, delirtti beni. Sonunda ben de gittim. Soktum, bıçağı soktum. İyi halt ettin. Ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum. Sadrettin, beni hapse atarlar mı? Vallahi son gün şikayetçi olursa atarlar. Nasıl yaparsın bunu ya? Neredesin sen şimdi? Evdeyim. İyi misin? Değilim. Çok korkuyorum. Tamam, sakin ol. Ben gidip bir Songül'le konuşacağım. Sen de sakın evden çıkma, bir yere gitme, tamam mı? Konuşursun değil mi? Konuşacağım, tamam. Sen sakin ol. Sakın içki falan da içeyim deme. Tamam. Hı-hı, tamam. Ucuz atlatmışsınız. Hayati bir şey yok. Dikiş atıp kapattık yarayı. Fazla kan da kaybetmemişsiniz. Ama yine de dikkatli olun. Aa, nasıl hayati bir şey yok ya? Çok acıyor bu. O normal. Nasıl oldu? Nasıl olacak? Deli kadın teki geldi, bıçakladı beni. Yaralama yani. Ben hastane polisine haber veriyorum o zaman. Verin tabii. Tamam. Gelsinler hemen. Hemen gelsinler. Songül, iyi misin? Sadrettin. Çok kötü. Ben dışarıdayım abi. Nasıl oldu ya? Sadrettin. 120 dikiş attılar biliyor musun? Ne? Doktor dedi ki, Allah'tan dedi, ucuz kurtulmuşsunuz dedi. Ben iyi kadınmışım da verilmiş sadakam varmış. Ölümden dönmüşüm ben. Ama yakacağım o kadını Sadrettin, o kadını ben yakacağım. Songül, bak yapma ne olur. Begüm'ün psikolojisi zaten hiç iyi değil. Allah Allah. Bizimki çok iyi sanki. Ya seninki iyi değil zaten, onu biliyoruz. Anlamam. Anlamam, yakacağım. Süründüreceğim o kadını. Sürüm sürüm süründüreceğim ben. Songül, yapma bak. Ne olur diyorum. Sakın polislere molislere karıştırma işe, tamam mı? Songül Umman. Efendim, buyurun. İstersen yaparım. Şey, daha sonra konuşsak olur mu? Tamam. Görüşmeyeceksin o kadınla. Songül, Begüm çok zor zamanlar geçiriyor. Bana ihtiyacı var. Ha, öyle mi? Çağır, vereceğim ifademi. Bakar mısınız? Lan, tamam, tamam. Allah'ın cezası, tamam.
Ben gidip konuşacağım Begüm'le ama sen sakın polisi ötme, tamam mı? Ne olur. Tamam, tamam. Ha? Merak etme ya, tamam. Begüm. Sadettin. İyi misin? Son gün konuştu mu? Sadettin, ben Sinan'ı düşünüyorum. Sinan hapse girersen ben Sinan ne yapacak? Tamam, merak etme. Ben Songül'le konuştum. Polise hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerçekten mi? Nasıl oldu olay? Ay, bıçaklandım ben memur bey. Kim olduğunu da biliyorum. Begüm Özbakan. Adresi var bende, verebilirim isterseniz. Neden yaptı? Neden yapacak? Kıskançlık. Kocamla ilişkisi var onun. Çekemiyor beni. Tamam, biz gerekeni yaparız. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Lütfen memur bey. Ne gerekiyorsa yap. Ay başıma bu da geldi. Allah. Allah. Begüm Hanım, bir şey isterseniz haber verirsiniz. Tamam Özlem. Begüm, niye yaptın böyle bir şey? Bana sizin yatakta çekilmiş fotoğraflarınızı gönderdi ya. Sen onunla beraberdin. Nasıl yaparsın bunu? Saçmalama, yok öyle bir şey. Ben babamın evinde uyuyakalmıştım. O zaman çekmiş herhalde, hiç farkında değilim. Ayrıca bir fotoğraf için birini bıçaklayıp öldürmem mi gerekir? Ya aklımı kaybettim işte. Zaten 2 gramlık aklım var. Delirdim, fotoğrafları görünce delirdim. Şişt, tamam. Sakin ol. Tamam, geçti. Sakin ol. Atlatacağız. Tamam mı? Atlatacağız, sakin ol. Efendim Sema. Saadettin, başımız büyük belada. Neşet Ayşegül'ü kaçırdı. Ne? Ne diyorsun sen ya? Gelince anlatırım. Şevket de işin içinde. Biz onu almaya gidiyoruz. Sen de oraya gelirsin. Tamam. Hemen geliyorum ben de. Yine mi gidiyorsun? Bu sefer durum çok ciddi. Gerçekten gitmem lazım. Evde otur, sakın evden bir yere çıkma. Tamam mı? Merak etme, sakin ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.